Aslında baştan hiçbir zaman ayrılmadık. Biraz bu açıdan yaklaşmak lazım. Durumumuzda hiçbir değişiklik yoktu. Sadece Amerikan Dışişleri Bakanı ile Rus Dışişleri Bakanı Kerry ve Lavrov görüşüp bir işte çatışmaların durdurulması mutabakatına vardığında bütün dünya bunun gerçekten de çatışmaları durdurabileceğini düşündü veya düşünmek istedi. Yani durum o kadar vahim ki sonunun ne olduğunu herkesin bildiği bir mutabakat bile insanları hiç olmazsa kısa bir süreliğine heyecanlandırdı. Oysa şimdiye kadar ortaya koyulan bu tarz ateşkes, çatışmaların durdurulması tarzı mutabakatların hepsi daha sonrasında Esed rejiminin ve müttefiklerinin işte Rusya ve İran'ın Suriye'deki katliamlarını derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramadı. Ben biraz bu ateşkes görüşmelerine bu açıdan yaklaşıyorum ve ateşkes görüşmelerinin büyük ölçüde Esed rejimine ve müttefiklerine güçlenme, yeniden mevzilenme ve planlama, yeniden bir planlama yapma avantajı verdiğini düşünüyorum. Bu ateşkes mutabakatlarının yürütüldüğü dönemde de Esed rejimi ve müttefikleri yeni bir askeri strateji, yeni bir Halep'e yönelik yaklaşım içerisinde tekrar saldırmaya başladı ki biz o çatışmaların durdurulması mutabakatının tırnak içerisinde söylüyorum geçerli olduğu zamanda bile Esed rejimi ve müttefiklerinin Halep'e saldırılarının devam ettiğini gördük. Bu açıdan baktığımızda Halepliler için değişen hiçbir şey olmamıştı. Burada bir devamlılık söz konusu. İşin bir bu yönü var. İkinci yönü ise şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bu sivillerin doğrudan hedef alınması, işte hastanesinden okuluna kadar tamamen %100 sivil unsurların hedef alınması Esed rejimi ve müttefiklerinin, İran ve Rusya'nın kullandığı bir askeri strateji. Bundan ümit ettikleri bir sonuç var. O da şu. Daha önce örneğin Bab-ül Amr'da yaptıkları gibi, daha önce Deraya'da yaptıkları gibi sivil halkın üzerinde eğer bu bölgeden ayrılmadıkları müddetçe silahların, işte uçakların, ağır makineli tüfeklerin hedef olacağı şeyini yerleştirerek, düşüncesini yerleştirerek bu bölgeyi terk etmelerini istiyorlar. Daha önce bunu Bab-ül Amr'da yaptılar, daha önce bunu Deraya'da yaptılar. Benzer şekilde Halep'te de Halep'teki sivillerin o bölgeyi terk etmesi için ve beraberinde muhalefetin terk etmesi için sivillere yönelik muazzam bir katliamlarında artış söz konusu. Muhtemelen bu saldırılarına bir askeri strateji olarak bu saldırılarına devam edecekler ve ardından Halep'ten bir koridor açıp artık o bölgedeki muhaliflerin ve sivillerin terk etmesini isteyecekler. Daha önce farklı bölgelerde yaptıkları gibi. Ama sorun şu. Bütün askeri angajmanlarına rağmen, hava saldırılarına rağmen, ağır işte bombardımanına rağmen bir türlü yaklaşık 3,5-4 senedir Suriyeli muhalifleri bu bölgeden çıkaramıyorlar. İran, Rusya ve Suriye rejimi 3 tane ülkeden bahsediyoruz. Bütün kısıtlı imkanlarına rağmen savaşan Suriyeli muhalifleri bu bölgeden çıkaramıyorlar ve muhtemelen çıkaramayacaklar da. O bölgeden muhalifleri çıkarmanın tek yolu sivilleri işte sizin ölmenizin tek sebebi burada muhaliflerin bulunması fikrine razı etmek, bunu kabullendirmek ve sivillerin muhalifler üzerine baskı kurmasını sağlamak. Şu an yaşananları biraz bu açıdan okumak lazım. Yoksa vurulan hedeflerin sivil olduğuna dair, vuranların Esed rejimi, Rusya ve İran olduğuna dair hiç kimsenin şüphesi yok. Biraz da hani uluslararası toplumdan bugüne kadar dişe dokunur herhangi bir adım gelmediği için biraz da meydanı boş bulmalarının verdiği lükse Esed rejimi, İran ve Rusya bu saldırılarına maalesef devam ediyor ve benim görebildiğim kadar sivillerin ve muhaliflerin o bölgeden çıkarılmasını sağlayana kadar sivil hedefleri doğrudan vurmaya da devam edecekler.